Merhaba ben Latife Tekin. Sizlere Sevgili Arsız Ölüm adlı romanımı tanıtacağım. Bu romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Çok tat alacağınız bir roman olduğunu unutmayın. Huvat şehirden köyüne gelirken köylülerin ilgisini çekeceğini düşündüğü soba, radyo gibi eşyalar getirir. Bir gün köye mavi bir otobüsle gelir. Otobüs ilk defa böyle bir araç gören köylüler tarafından çok ilgi görür. Köylüler otobüsü ilk defa gördüklerinde yadırgarlar ancak zamanla ona alışırlar. Bir süre sonra Huvat Aktaş, Atiye isminde şehirli bir kadın ile köye gelir. Köyün kadınları Atiye'nin sürekli düşüp bayılmasından çekindikleri için önce onu dışlarlar. Atiye 9 ay sonra bir kız çocuğu dünyaya getirince onun rahatsızlığının hamilelikten kaynaklandığını anlayıp Atiye ile ilgilenmeye başlarlar. Huvat'ın şehirden getirdiği dikiş makinesinde dikiş diker, çerçeğe şırınga getirtip köylünün iğnelerini yapmaya başlar. Köyde iğneci Atiye Hanım diye isim yapar. Atiye ile Huvat'ın Halit, Seyit, Mahmut adında 3 oğlu, Nuber'den başka Dirmit adında bir kızı daha olur. Zaman içerisinde Huvat köyde yaşayan bazı gençleri çalışmalar için şehre götürür. Şehirde kalorifercilik, boyacılık, badancılık gibi işler edinen bu köylüler köylerine bir daha dönmez. Artık büyümüş olan Halit ve Seyit babalarına destek olmak ve onunla beraber çalışmak amacıyla şehre giderler. Bu sırada büyük oğul Halit, Atiye'nin doğduğu bölgeden gelip komşu köylerden birine yerleşen Sosa ve Rızgon'un kızı Zekiye ile evlenir. Senin hacılığının kızı Zekiye'yi bizim Halit oğlana bitirdim kız. Halit'in başka sevdiği ne vardır belki lan? Her gördüğüne şapılama huyundan vazgeçsen olmaz mı? Yavur gelini gibi soğurdanıp durma kız. Bana ayran verirken kızın yüzü bir kızardı ki dayanamadım işte. Halit kızı bir görsün hele istemezse döneriz. Bu işin geri dönüşü olmaz. Görüp de ne olacak kız? Atiye çaresiz hazırlığa kalktı. Sinisini sini baklava açtı. Bohçalar hazırladı. Yanına hatırı sayılır iki yaşlı kadın alıp dağ köyündeki yeni hacılığına dünürcü oldu. Zekiye'ye yapık yüzük koydu. Zekiye daha akçalıya el öpmeye gelmeden onun toka gibi iri gözlü, epil epil yüzlü, serpme benli, eline çabuk bir kız olduğunu tüm köy duydu. Alacüvek, Huvat köyün adını değiştiriyormuş diye bir haberle çalkalandı. O gece Alacüvek'te kimse uyumadı. Kırklı bebeğinden yatalığına varıncaya kadar herkes ayaklandı. Kadınlar başlarında çarları, ellerinde kirmenleri, sırtlarında bebeleri, muhtarın çatal kapısının önünde toplaştılar. Erkekler muhtarın erkek odasında sabahaca bağırıştılar. Yaşlılar ilkin... Alacüvek adı atamızın yatırın yadigardır, günaha girmeyin. Köyün adını Atom koyacağız. Atom ne nesi lan? Huvat şehirde herkesin atomdan söz ettiğini, atomun altından daha kıymetli bir şey olduğunu söyleyerek atom hakkında ne biliyorsa sıraladı. Ama lafını bitirmeden değnekli Ali koltuk değneklerini çekip ayağa kalktı. Atom ilkine gevuradı. Ulan topal it senin gibi yarım akıllıya mı kaldık yavradıysa? Kore'ye kim gitti lan ha? Atamı yiyen it kudurur lan. Köylüler o günden sonra hem Alacuve'nin adını hem de Değenekli Ali'nin adını değiştirdiler. Alacuve'ye Akçalı, Değenekli Ali'ye de Koreli dediler. Atiye'nin en ilginç çocuğu olan küçük kızı Dirmit doğduğu günden beri garip davranışlar göstermiş, tulumbayla konuşmaya çabalarken görülmüştür. Dirmit yanına kimseleri yanaştırmadı. Bir yandan inledi, bir yandan yanına yakın geleni tekmeledi. Hele Atiye'yi düşman belledi. Yanına yanaşır yanaşmaz saçından tutup yüzünü tırmaladı. Neresi eline geldiyse orasını ısırdı. Atiye sonunda kızının gözüne cinlerin kendi kılığında göründüğünü düşünerek dizlerine vura vura Dirmit'in başından ayrıldı. Atiye Huvat'ın ağzından şehir lafını duyar duymaz hemen hazırlığa kalktı. O daha ağılın başına çıkmadan çocuklarına gelinle müjdeyi verdi. Zekiye ilkin sıçrayıp ellerini birbirine vurdu, evin içinde dört döndü. Sonra annesi, babası, kardeşleri aklına düştü, yüzükül gibi oldu. Çekilip eli böğründe bir yana oturdu. Nuber kanaviçe iğnesini başörtüsünün ucuna iğneledi, kulağını annesine verdi, ses etmeden onu dinledi. Sonra başını yeniden işinin üstüne eğip gece yarısına kadar el teltiye küstü işledi. Mahmut oğlan ortalığa düşüp oynadı. Dirmit o oynarken usulca kalkıp tulumbanın başına vardı. Tulumba, duydun mu babam bizi götürecekmiş? Duydum Dirmit kız duydum. Sen camdan bakarken ağzıma aya dikip onun için itler gibi uludum. Üzülme seni de götürürüm yanımda. Götüremezsin Dirmit kız. Götüremezsem gitmem. Gidersin. Tepinirim ağlarım. Tepine tepine ağlaya ağlaya gidersin. Gitmem görürsün kaçarım. Nuber şehirli bir gençle evlenir, Seyit askere gider, Mahmut teknik kaplama işine girer, kısa zamanda bu işte çok iyi bir usta olur ve evin geçimini rahatlıkla karşılamaya başlar. Eve katkıda bulunması onun gitarla ve müzikle de kimse karışmadan rahat rahat ilgilenmesini sağlar. Atiye kalp ve karaciğerinden rahatsızdır. Rahatsızlığı ileri düzeydedir. Kendisinin ölümünden sonra çocuklarına neler olacağı konusunda endişeler taşır. Huvat ise artık köye dönmeyi tek odalı da olsa bir ev yapıp orada yaşamayı düşünür. Atiye evin içinde defterin peşine düştü. Yatakların altına, yastıkların içine baktı. Damı banyoyu didik didik aradı. Defteri bir türlü eline geçiremedi. Bir defteri var anam bu kızın, bir de kendi. Şu kızın elinden al, elime ver ya Rabbim. Radyoyu kırdınız, çamuru ağlattınız. Defterime mi geldi sıra? sokaklara, denize, gökyüzüne, yaşama tutkuyla bağlı olan Dirmit kendisini bu tutkuyu ifade edebilecek tek araç olarak gördüğü şiire verir. Aile bireylerinden uzaklaşmasına neden olan bu uğraş evdekilerin tepkisini çeker. Dirmit'in şiir yazması yasaklanır. Dirmit 7 gün boyunca evdeki kişilerle konuşmama cezası alınca bütün aileye hitaben uzun bir mektup yazar. Mektubun bazı sayfalarının şehir üstünde uçuştuğunu Halit'ten duyan Atiye o gün yatağa düşer ve bir süre sonra da ölür.